Trakya Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Basının demokratik toplumların olmazsa olmazı olduğunu belirten ve yasama, yürütme, yargıdan sonra dördüncü güç olduğunu ifade eden Doğan mesajına şöyle devam etti. Gece ve gündüz 24 saat çok zor şartlarda çalışan meslektaşlarımızın mesleklerini daha iyi icra edebilmeleri için özlük hakları iyileştirilmeli ve daha iyi koşullarda çalışmalarının sağlanması gerekmektedir. Gazetecilik mesleği zor ve aynı zamanda en fazla hareketlilik gerektiren mesleklerdendir. Gazeteciler halkı bilgilendirme, haberdar etme gibi önemli görevlerinin yanı sıra toplumu yönlendirme, kamuoyu oluşturma gibi fonksiyonlara da sahiptir. Edirne'mizde değişik bakış açılarına sahip 8 tane resmi ilan alan ve bunun yanı sıra bir tane de günlük çıkaran gazete yayınlanmakta, ayrıca yerel televizyon, haber ajansları ve haber siteleriyle çok seslilik ortamına katkı sağlamaktadır. Gazetecilik mesleği toplumu doğru bilgilendirme, sorumluluk ve davranış oluşturma bakımından etkin ve etkili bir meslektir. Basın milletimizin ortak sesidir. Esas olan gazetecilerimizin gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalarıdır. Doğru haber verme, tarafsız, özel hayata saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerler olmalıdır. Bu yaklaşımın halkımızın basınımıza güvenini sürekli kılacağı gibi basınımızın itibarını da daha yukarılara taşıyacağı muhakkaktır. Günümüze baktığımızda yerel gazeteler adeta can çekişmektedir. Kağıt bulmadaki zorluğun yanı sıra kağıt fiyatı ve diğer gidiler ise bel büküyor. Basın ilan kurumunun %16 kesintisini düşürmesi veya yerel gazetelere ilan bulması zaruret haline gelmiştir. Basın ilan kurumu büyük şehirlerdeki uygulamalarını büyük şehir olmayan illere de uygulayınca o illerdeki gazeteler sorun yaşıyor. Yerel gazetelerdeki sorunların çözüleceği, çalışan arkadaşlarımızın durumlarını günün şartlarına göre düzenleneceği bir yıla girdiğimizi düşünerek meslektaşlarımızın bu anlamlı günlerini kutluyor, ebediyete intikal eden gazeteci arkadaşlarımızı rahmetle anıyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyor ve işsiz kalan meslektaşlarımızın bir an önce işlerine dönmelerini temenni ediyorum dedi.